Gamze Karta. Bu da Mehmet Karta. Bugün sizlerle birlikte My Child Lebensborn oynuyoruz. Bu oyunu aşırı çok sevdik çünkü ikimizin bir evladı var ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Hazırsan. Bugün 4. bölümü oynayacağız. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Bu oyunu çok sevdiğim için 4 bölümdür çekiyorum. Bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden videoyu ilerletmeyin. Bu bölümde çocuğumuzu büyüteceğiz, besleyeceğiz ve büyüteceğiz. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Başlasın videomuz. Sinirlendi bana, kaşları çattı. Annem gibi bir para kazanmazsam sana nasıl yemek yedireyim? Bir oturmaya bir çorba, bir balık, bir de tost yiyorsun kardeşim. Artık çok geç kaldım. Lan oğlum yemek yemek. Yemek yemedim. Arkada oturmuş çocuğu izliyorsun. Burada yemek yapan benim. Evi temizleyen benim. Çalışan benim. Benim de okulda en sevdiğim şey. Ne? Bulamadım. Alamayız çünkü paramız yok kızım. Eşek gibi çalışıyorum, hayvan gibi yiyorum. Bozumuzu bir kıyafet bile almadın ya. Hiç sorma ya. Evet, ilk olarak My Child Lebensborn devam ediyoruz. Şu anda çocuğumuza kaldığımız yerden bakmaya bakalım devam edeceğiz. Bakalım nasıl? Dışarısı çok güzel. Her zaman gibi kirli, pis bir şekilde geldi. Hep üzgün, hep pis, hep yaramaz. Bu ara mutluydu. Bir ara bir mutluydu. Sonlara doğru geçen bölüm yine mutsuz oldu. İnşallah bu bölüm onu mutlu etmeye çalışacağız ve başaracağız arkadaşlar. Evet. Edecekmiş. Evet, yemeğimiz yok. Yemek almaya geldim arkadaşlar. Tüm parama yiyecek aldım. Şimdi çanta gelir. Dışarı gitmek istiyor bu arada. Dışarısı çok daha önceki bölümleri izleyenler bilir arkadaşlar. Henüz çocuğumuza çanta alamadık. Çok bazı yorum yazmışlar, demişler abi lütfen çanta alın. Arkadaşlar yok, sizin kadar istiyoruz çanta almayı ama yok. Belki de çanta almadık diye bu çocuk bu kadar mutsuz. Evet, ilk bölümde kötü davrandık çocuğa. Çok kötü davrandık ilk bölüm, çok kötü. Belki de o yüzden düzelmiyor artık. Saçını nasıl yapayım? Böyle yapayım, böyle kalsın. Evet, çok tatlı. Bu beyaz soka çok yakışıyor benim. Nereye gidecek bu çocuk? Bir yere gidelim diyor ama. Dışarı çıkmak istiyor. Bence bir top oynasak bana bir şeyler söyler. Konuşmadı çünkü. Evet, şu an top oynuyorum kızımla. Çok tatlı. Yemin ederim öykü kadar çok seviyorum ya. Okulda oynayacak o kadar çok kar var ki. Hadi git. Hadi git. Hadi git, hadi git okula. Git. Bay bay. Bu bölüm kötü mü davransam? Öykü de okula başladı. Alıştı. Hepinizin bildiği gibi öykü de okula başladı arkadaşlar. Ve iki kızımız aynı anda okuluyor. Evet. Oldu. İki kızımız da okula gidiyor artık. Hadi oyun oynayalım. Oynayalım da kardeşim. Önce hadi bir şey yapalım. Bir şeyler çizelim. Saklamaç. Önce tam dışarı çıkabiliriz. Ben... Bir şeyler çizelim. Okey, tamam çizelim. Ben onu saklamaç oynamayı çok seviyordum. Ben de seviyorum da. O neydi ya? Nasıl yemek bilirsin? Yemesi lazım. Yemek. Acıkmış, duş alması lazım, kirlenmiş. Aa, yemek yedirince kirli uyutmak zorunda kalacağız. Ay, yemin ederim tüm çocuklar aynı. Siz de böyle yapıyor musunuz? Yemek yerken işkence çektiriyorlar. Öykü de aynı. Duş almak istemiyor, zorla duşa sokuyoruz. Hayır, bir de pis uyuyor bak. Ya duş aldırmadı bana. Uyuyordu. Yarın görüşürüz mü? Niye üzgünsün ya? Yarın görüşürüz. Hadi uyu. Uyu hadi uyu. Ve ayın 14'ü. 14 Şubat sevgililer günü. Karda oynamak çok eğlenceli ama mektup geldi arkadaşlar. Evet, mektubumuzu hemen açalım. Ya bu bölümü biraz hızlı geçmek istiyorum çünkü bitirmek istiyorum ya. Bu arada bu tarz bildiğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda belirtin. Bu tarz oyunlar oynamaktan keyif alıyoruz. Sizler de sevdiğiniz oyunlar olursa oynarız arkadaşlar. Roblox oyna diyorlar. Bir sonraki bölüm Roblox oynayalım. Olur. Diyorsanız yorumlarda belli edin. O zaman Roblox oynarız. Ya Roblox hangi oyun diyecek bir şey bırak. Ya. Çok tatlı. Kirpiklere bakar mısın? Yaptım az önce. Okulda iyi şanslar. Okula tamam. Okula gitmem gerek diyor. Hemen okula gitmek istiyormuş. Arkadaşlarını özlemiş bence. Siz arkadaşlarınızı seviyor musunuz okulda? Ben okulda en sevdiğim şey arkadaşlarımdı. Senin okulda en sevdiğin şey neydi? Benim de okulda en sevdiğim şey... Ne? Bulamadım. Arkadaşların mı yoksa yani okula... öğretmenlerin mi? O zamanlar okula gitmeyi sevmiyordum ama derslerin sanırım. Derslerin mi? Bence... Aa, bir şey oldu, yine oldu. Aptal okul, aptal kar diyor. Demiş. Onlardan nefret ediyorum. Umarım ölürler. Ya öyle kelimeler kullanma. Lütfen böyle konuşma. Kıyafetlerimiz sırılsıklam. Arkadaşları gitti kesin. Olabilir. Anlatsın hadi, ne oldu anlat. Kızım ne oldu söylesene. Üşüdüm ve canım yanıyor. Ya. Hemen önce bir duş alalım. Ya ben canım kıyamam ya. Anlat, ne oldu? Yine yara bandı takıyoruz çocuğa ya. Yaraları var, düşmüş. Bence onu arka... Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. Ne oldu ama anlat artık. Yemek zamanı. Sen şunu bir ye bakayım. Bir kendine gel. Anlatmıyor, uyuyacak direkt. Uyumayacak, öyle bir şey yok. Anlatsana, ne oldu okulda? Bir mektubumuz vardı, biz şu mektubu okuyalım hele. Selam, ben Siri'nin kız kardeşi Anne. Anne bence ismi ya. Anne ismiymiş. Ailem mektuba cevap vermediği için çok üzgünüm. Bence Karin'in doğum günü, doğum hakkının babası hakkında gerçeği öğrenmeyi reddetmekle yanlış yaptılar. Adı Heinz Franz 19 yaşındaydı ve Siri'ye gerçekten değer veriyor gibiydi. 19 yaşında mıymış? Merhaba Anne. Cevabın için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Senden başka bilgi isteyebilir miyim? Heinz'in Almanya'nın neresinde olduğunu biliyor musun? Olmamıza yardım eder misin? Babasını dedim, mı bulacağız? Mektubu yolladım. Galiba babasını bulacağız. Babası 19 yaşındaymış biliyor musunuz? Babası 19 yaşında yani doğmuş. Evet işte 19 yaşında. Şu an 19 değildir yani. Doğmuş. Çok erken değil mi 19 yaş? Yani Almanya'da savaş asker olduğu zamanlar falan normal yani. Ya. Selam. Aleykümselam. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Babasını bulmamız iyi bir şey mi? Vurmamız mı? Bulmamız. Onu bizden alırsa? Alamaz ya. Artık bize ait. Ben vermem bebeğim. Ne oldu? Ne istiyorsun? Bir üstünü değiştirelim mi artık ya? Ana kıyafeti yok. Yemek yemesi lazım. Çocuğumuza bir kıyafet bile almadın ya. Evet sorma. Sanırım anladım. Ben olsaydım. Neyi? Neyi anladın? Sanırım onları alt etmenin bir yolunu buldum. Çünkü tilkiler zekidir. Ben bir daha böyle sırılsıklam yapamayacaklar. Bu hale kolay olan gözünün başına yapacak. İzin verme. Hayır. Hiçbir şey çözmez. Bence karşılık vermek hiçbir şey çözmez diyelim. Evet. Evet. Bak. Ne oldu? Ben yapmayı planlamıyorum. Böyle yapmayı diyor. Yemin ederim. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar, yemek yakız önce. Arkadaşlarına kötü şeyler planladı. Evet, bana da öyle geliyor. Çok haylaz, çok yaramaz bir kızımız var ya. Öykü bana bunu dese ben onun peşinden giderdim. Ben okula göndermem. Yemeğimi yaptığın için teşekkürler. Hadi git kız okula. Bir de yemeğimi yaptığın için teşekkürler diyor. Yapmak zorundayız. Annem babanız yani. Yani. Anne baba olmak bunu gerektiriyor. Eve dönelim. Acaba ne yaptı? Çok merak ediyorum bu arada arkadaşlar. Ebe hoş geldin. İşe yaradı, onları kandırdım. Bu sefer peşimden geldiklerinde her zaman yaptığım gibi kaçmadım. Beni yakaladıklarını sandılar ama canım hiç acımadı bile. Ve neredeyse ıslanmadım bile. Hayır Bulaç Çoşkan, ne yaptın? Ellerimle suratımı kapattım ve bir kaplumbağa gibi davrandım. Ay. Niye işkence ediyorlar? Evet, harikaydı. Kızlara kızmamız lazım. Gerçekte olsa okula giderim var ya. Gerçekte olsa çocukları var ama ya. Ama tabii işte gerçekte. Ne yaparım biliyor musun? Benim kızımın üstüne kar atacak, üstüne bir şeyler atacak, hırpalayacak. Biraz ama duş. Oyunda okula gidemiyoruz. Esneme, uyku, ama nasıl yatak. Okula göndermeyelim. Uyu bakalım. Ya. Hadi bakalım, uyu bakalım. Okulu niye değiştiremiyoruz? Evet ya, ben özel okula göndermek istiyorum çocuğumu. Özel okulda olsa hiç böyle şeyler yapamam. Evet, uyandım, gördüm. Yine yemek istiyor. Sabah sabah balık yedireyim de görsen. Ben var ya çok üzülüyorum gerçekten. Bak bir oyun oynuyoruz evet ama onun hikayesine ben çok üzülüyorum. Ya gerçek değil ama böyle bir hikaye. Gerçek mi ki arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ne bileyim böyle hikayeler vardır elbette. Bugün okul yok. Aa işe mi gideceksin? Bugün okul yok diyor. Evet birazdan gideceğim. Tamam iyi eğlenceler. Ben burada kalıp ödev yapacağım dedi. Oy ben seni yerim. Kıyamam sana ama gittim. Para kazanmamız lazım. Yani para kazanmazsam işte. Sana nasıl yemek yedireyim? Bir oturmaya bir çorba, bir balık, bir de tost yiyorsun kardeşim. Bugün okulda yoğurt yemiş biliyor musun? Evet. Dolma varmış, dolma yememiş. Sevmemiş dolmayı. Ah eve hoş geldin. Hiç güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Olur. Hadi saklanmaç oynayalım bari. Harika. Saklan. Gidip saklanacağım. Saklan. Nereye saklandığını biliyorum. Dolapta. Of beni buldun hemen ya, de buldum ha. Hep dolaba saklanıyorsun. Kızım sen de adam akıllı bir yere saklan Allah Allah. Hep dolaba saklanıyorsun. Bir duş al. Hayır yorulma dur yemek yedireceğim. Ya yine uyuyor ya. Arkadaş bir yemek yedirip duş aldıramıyorum. Ya duş aldırabiliyorum ya yemek yedirebiliyorum. İkisini bir yerden yapamıyorum ya. Hemen uykusu uyu kız uyu. Ya. Sıkıntıdan patladı bugün oyun oynamadık diye. Yarın her gün de seninle uğraşacağım ben. Kahvaltı yap. Pazar kahvaltısı. Güzel. Merhaba kahvaltı. Uyandım gördüm. Neden üzgünsün yine? Çok Falliko. Acıkmış, çok acıkmış. Evet evde yemeğimiz kalmadı yine. Niye? Çok çünkü acıkmış. Öküz gibi yemek yiyorsun. Yok yemek yok. Hiçbir şey yok. Ne yiyecek? Aç karnına git okula. Gidemiyorsun da. Hadi top oynayak tamam hadi. Yemek yesin. Zaten bir ara hiç unutmuyorum kumbaramdaki paramı da çaldı. O kadar emek edip biriktirmiştim ama, ona hediye alacağım diye. Ama bizim çok güzel gün. Birlikte dışarı çıkabilir miyiz? Tabii ki. Seninle konuştum baban hakkında. Paylaşıyorum. Hadi ben çok şey biliyorum. Hadi en son 19 falan filan. Anlatıyorum ah diyor ya. Babamın adı Heinz mı? Evet. Bu çok garip bir isim. Anneme aşık mıydı? Ne bileyim ben. Bunu sevdim. Bunu kimse söylemedi. Teyzen daha anne can hükümüne benziyor. Anla kulağa iyi geliyor. Belki yakında onu ziyaret edebiliriz. Daha çok ailem var. Evet ederiz. Hadi git de çalışayım yemek alayım. Kanka yemek yok. Yedin hepsini. Yemek bırakmadın evde. Ya niye üzgünsün? Top oynuyorum seninle. Yemek vermiyoruz diye kaçacak. Kaçma. Bütün gün seninle geçirmekten büyük zevk alıyorum. Ben almıyorum. Çünkü sıkıldım. Hayır ben onunla vakit geçirmek yemek de yapamıyorum zaten. Gel bir kere daha senin yüzünü yıkayayım. Saçını da değiştirek. Saçı böyle kalsın. Tamam. Çok tatlı oldu. İki yandan bir şey yapak. Ben de böyle yapsam. Yapacak bir şey kalmadı. Yemek ben de yok. Öyleyim. Kanka yemek yok. Yok. Saçlarınızı ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Merak ettim. Öykünün de saçını öyle yapayım. Akşam olarak da top oynadık bugün ya. Evet bugün tüm gün evde oyun oynadık. Seviyor mu biz de oyun oynamayı? Ben sevmiyorum, sıkıldım. Bir daha oynayalım. Zaman geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugünü bitirmeye çalışıyorum. Çünkü yemek veremiyorum ve yemek dükkanı kapalı hafta sonu olduğu için muhtemelen. Aa hafta içi yemek almalıydı. Evet yanlış yaptım orada. Ya Mehmet ya çocuk sen aç çok kaldı. Kötü babasın ya yarın da kapalıysa. Yok yarın açık ya. Uyku mu geldi? Çok geç oluyor. Hadi git uyu aç karnına bir şey olmaz ne olacak? Her zaman uyuyor. Karnı tok uyuyamazsın. Uyumadan bir hikaye güzel olurdu. Artık çok geç karın diyeceğim. Niye kötü davranıyorsun? Kötü davranmıyorum ya. Yemek vermedin. Hikaye okumadın. Ama her dakikada o yani. Kahvaltı ben de insanım. Yaptırır mısın? Hemen. Günaydın. Önce bir yemek alabilir miyiz artık arkadaşlar? Evet. Hafta sonu niye kapalı ya bu dükkanlar? Bir daha hafta sonu gelmeden al tamam mı? Aldım. Öğrenmiş olduk. Siz de öğrendiniz. Oyun oynarsanız çocuğunuza iyi bakın. Mektupların olduğunu görmek istemiyor musun? İstiyorum ama ya arkadaş. Bir de inatçı keçi ya. Mektubu açmadan bana yemek yedirtmiyor. Açlıktan ölmüş. Çok inatçı gerçekten. Bana kimse yazmıyor. Yazmıyorsa yazmıyor. Yemeğini ye kız. Yemek ya. Önce yemek. Çok yaramaz. Salam. Kocaman. Bir salam daha. Ulan ben bu kadar yemiyorum. Nasıl yiyorum bu kadar şeyi? Acıktım. Hemen ben de yemek istiyorum. Geç bunu. Bu boş bir şeymiş. Ben de mektupta güzel bir şey geldi sandım ya. Gitmek istemiyorum. Kendine iyi bak. yaz diyeceğim. Hadi okula git bakalım. Okula gitmek istemedi. İstemiyor. Ben de istemiyordum. Normal bir şey bu. Her çocuk okula gitmek istemiyor. Fazla mesai yapmadım, eve dönüyorum. Alışınca okula seviyorsun. Aa, ağzını burnunu kırmışlar vallahi. Diğer çocuklar bana yine zorbalık etti. Bana gülmeye ve itmeye devam etti. Sonra işlerinden biri çok kızgın görüyordu ve kafamı karın içine itti. Beni bırakmadı ve salamıyordum. Korkunç bir şeydi ama sonra Bay Berg geldi ve beni kurtardı. Çok korktum diyor. İyi olma senin. Öğretmenin yaptığı ne kadar da hoşmuş. Lan ben nasıl bir adamım ya? Biz kızı dövmüşler. Ya? İyi olmana çok sevindim kızım. Bunu mu diyeceğiz gerçekten? Oyun çok saçma. Üşüyorum, ıslan diyor. Hadi sıcak banyo yaptıralım. Banyo yapmak istiyorum. Hadi yapalım. Tamam da yani o çocukları normalde bulmamız ve... Ağzını burnu kırmamız lazım. Polise şikayet etmemiz lazım. Yok, dövmemiz lazım. Öyle şiddet uygulamayın. Öğretmenim devreye girmesiyle gerçekten çok korktum. Artık güvendesin. Öğretmenin gelmesine sevindim. Bu nasıl artık bir cevap ya? Değilim. Evet. Biz nasıl bir babayız ya? Tipimi görmek istiyorum şu an. Hiçbir baba böyle şimdi yapmaz. Evet. Çocuğuna bu kadar şiddet uygularlar. Kızım seni dövmüşler ama iyi olmana sevindim. Artık evet, iyisin, merak etme. Şimdi dayak yedin ama yatağa gir ve uyu. Uyudukça ya, ağrıların geçecek. Git. Artık çok geç demeyeceğim. Bu sefer tamam diyeceğim çünkü çok dayak yedi ya. Niye dövüyorlar Mehmet? Kızımızı niye dövüyorlar? Oyunun sonunda sizce ne olacak? Bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Oyunun sonunu biliyorsanız yorumlara yazın. Bence kızımız çocuk kaçacak. İniyor. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Muhtemelen küçük bir soğuk algınlığıdır. Okula gitmek istemiyor bence. Okula gitmek istemediği için yapıyor. Kalmalısın. Evde kalmalısın de. Ama tamam. Git ya okula. Niye okula gönderiyorsun ya? Bir şey olmaz, ölmez ya. Yemin hadi ederim git. Kızı okulda bugün dövecekler, görün. Yani yok, ben olsam tamam dinlen derdim ya. Oyunun gidişatını değiştirdim. Çocuğun ağzı burnunu yamuldu, okula gönderiyoruz. Hadi git kızım git. Bak, bu sefer kafa atama. Çok kötü olacak, her şey görürsün. Bence de öyle olacak bu arada. Hazır mısınız? Geliyor. Eve dönüyorum. Hazır değilim görmeye. Çocuk yok. Öğretmen eve gönderdi. Benim başım dönüyor. Hadi seni yıkayalım. Bence bir daha okula gönderelim. Öğretmen bile git eve dinlen demiş. Sen çocuğu okula gönderdin. Adam gibi adam ya. Şimdi yemek yeme zamanı. Ölürse ne olacak? Ölür mü? Bana ölme ihtimali var mı? Bana bir hikaye kurmuşsun. Bence bizden de bakacak. Artık çok geç. Ay gece öyleyse. Hadi uyu. Ve ayın 20'si. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum diyecek. Ana değil. Evde kalmalısın diyeceğim evet, o zaman. İş yerinde eğlenceli bir gün geçir. Sen de bir yemek ye. Dinlenmelisin, çok geçmeden düzelirsin. Denerim. Tamam. Hadi ben gittim. Gidiyoruz. Bye. Bir şeyler yemeliyiz diyelim o zaman. Denerim. Bir şeyler yiyelim abi, gel. Gel abicim. Çok tatlı. Ağza bak, ağza. Şap badanak vuracağım mutlu bir tane. Mutlu olsun artık, yeter. Hep üzgün. Bayağı bayıcı bir tadı var. Ay kuzum, beğendiremedik mi? Hayır hasta, ağzının tadı yok. O zaman ben bir mesai yapayım da bugün ana sağlasın. Yapmıyorum, hadi tamam deneyeyim. Çocuk yine yok. Arkadaş çocuk hep kayıp. Daha iyi hissediyor musun? Evet. Hastayken evde kalmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Bana kalsak bırakmazdım da seçeneklerde yoktu. Hadi şu bayıcı şeyden ye bakayım şimdi. Birazdan başka bir şeyler alabilir miyiz? Alamayız çünkü paramız yok kızım. Eşek gibi çalışıyorum, hayvan gibi yiyorsun. Anca onun yemeğine para harcıyoruz. Hiç sorma mısın? Var ya hayatım sana... Çalıştığımız tüm para sadece senin yemeğine gidiyor. Belki yarın diyeceğim. Çünkü yeter. Bu kadar kitap okumak nedir abi? Durmadan masal istiyor. Her gece masal oldu. Artık büyümedi mi? Büyüdü eşek artık kadar kız ya. Neyse hadi farklı bir şeyler alalım çocuğa. Aa, hala hasta. Yeter. Bence daha artık okula gitmek istemiyor. Evet, bugün okula gitmelisin diyeceğim. Tamam kalkıyorum. Kalk yeter. Yalandan hastayım numarası çekiyorsun. Çok bir de bayıcı tadı varmış. Ye şunu. Hadi tamam bir tane sandviç yedireyim de mutlu ol. Hadi git. Üstümüzü de değiştiremiyoruz. Bir tane kıyafetimiz bile yok ya. Kıyafet de alamıyoruz. Neden? Aa, mektup geldi. Mektup sizce kimden? Vallahi bakacağım şimdi, bir saniye arkadaşlar. Yok ya, yine gazete ya. Aha. Aa, mektup. İşte o mektup. Selam. İstediğim bilgiler içeren herhangi bir belge bulabilecek miyim bakacağım. Ayrıca Amsterdam'da bizi yeri ziyaret etmeye devam edebilir miyim? Ailemin karının görmemesi ve de onun hakkında korkması beni çok üzüyor. Belki onunla tanışmak için aile ilişkilerimizi düzeltmemize yardımcı olur. Wow. Aa, çok güzel. Karının tanışmak harika olurdu. Ayrıca nerede geldiğini görmek ve sizi tanıtmak. Wow. Geliyorlar cumartesi. Hayır, biz gideceğiz. Biz mi gidiyoruz? Cumartesi görüşeceğiz. Hadi git okula git sen de. Ay cumartesi dört gözle bekleyeceğim. Ama onun haberi yok bu arada. Söyleriz yarın ya. Bence de söyleyelim. Çok sıkıcı bir hayatı var bebeğimizin. Bizim de. Neden acaba? Karin okulda kötü bir şekilde zorbalığa maruz kalmasına çok üzüldüm. Son 3 gündür okula gelmedi. Bu beni endişelendiriyor. Lütfen zorbalardan korkmaya çalışacağından emin olun. Oo, ne yazıyor? Okula gitti ya oğlum çocuk. Aa. Okula gitmedin mi kız? Okula gidiyorum deyip... Okulu sevmiyorum, insanlar bana kötü davranıyor. Okula asmak iyi bir şey değil, yok önemlidir. Bu yalan söylemek çıkan, keşke sana evde eğitim verebilseydim diyeceğim. Öğretmen senin için endişeleniyor diyeceğim. Gerçekten mi? Evet kızım, endişeleniyor. Okula gitmemiş ya. Okuldan kaçmak geleceğine zarar verebilir. Hah, güldü lan. Ay, gülünce mutlu oldum ya. Ay iyi, gerçekten gülsün. Çok lezzetli dedi, iyileşmiş demek ki. Duşta bugün okula gitmeyip nereye gitti, niye söylemedi? Yani sordurmadı bize böyle bir şey. Keşke söyleseydi. Yarın görüşürüz. See you bebeğim. Uyu. Cuma, seni görünce benim hep güler yüzüm. Ne yapacağız şimdi? Yemek yedirelim önce. Acıkmış. Ulan evde yeni yemek bir şey bırakmadı bu çocuk ya. Hemen yemek al. Hafta sonu geliyor. Çabuk. Markete git. Bak yine hafta sonu aç kalır yoksa. Var yemeğimiz var. Ben ne kadar iyi bir anneyim ya. Her bugün çok iyi çalışacağım. Barbek benim görünümden gurur duyacak. Tamam hadi git hele. Çok konuşuyorum. Okula. Bay bay. Yine dayak yiyip gelecek. Hadi iddia girelim. Bence dayak yiyecek. Yine dayak yiyecek. Çok nereden biliyorsun yarın olduğunu? Yazıyor mu bir yerde? Cumaydı. Yarın cumartesi. Cumartesi öyle mi oldu? Evet. Selam günü nasıldı? Pazar sınav var. Bay bay. Yeni not almamı bekliyorum. Söylüyor onu kimseyi rahatsız etmedi. Ulan dükkan kapandı adam. Alalım hele şunları. Alalım evet yarın cumartesi. Bir sürü yiyecek aldım. Gerçi buna yetmiyor arkadaş. Çok iyi. Maşallah'a var. Yesin yesin vitaminli olsun çalışkan. Lan yesin de ona çalışıyor. Ay çok tatlı oturuyor. Bakar mısınız? Tamam. Ne yapacağız? Duş alacağız. Güzel bir şey dediğim duştu. Seni kandırdım. Çok tatlı saçları. Yatma vakti geldi mi? Yat. Uyu yarın gidiyoruz. Tam ödev verecek. Hadi git. Hadi. Hayır. Hadi tamam. Hadi cumartesi uyanır uyanmaz gideceğiz mi teyzesinin yanına? Vallahi ben bilmiyorum teyzesinin yanına gideceğimizi söylerdi ama. Çok heyecanlıyım. Cumartesi bizi bekliyorlar. Gitmemiz lazım. Bak cumartesi oldu gördün mü? Cumartesi mi oldu? Şimdi söylüyoruz o zaman ona muhtemelen. Söyleyelim. Gidelim. Şunu bir yedireyim sana. Abi bunu seversin muhtemelen. Söylemedik. Şimdi ödev yapmam gerekiyor. Evet ödev yap. Bugün okulun yok. Hadi harika sen gider çalış ben de yardımcı olacağım dedim. Var mı bir şey? Teyzesi bizi bekliyordu. Ne oldu şimdi? İşe gittik. Hani biz akşam mı gideceğiz oturmaya bilmiyorum acaba? Akşam oturmasına gidiyor olabiliriz. Akşam kızımız uyuyor. Fazla mesai yakalayayım mı? Hayır. Para kazanmamız lazım ama. Kızımız hala. Neyse tamam kalmıyorum. Çocuk yok lan yine. Çok işim var. Bu kadar çocuktan seviniyorum ama bir ara zarar vermek iyi olabilir. Evet hadi gel yemek yiyelim. Ya hani teyzesinin yanına gidiyorduk ya. Kız uyu. Bırak. Belki o nedenle böyle birlikte şey yapabiliriz. Olur. Pekala. Çok monotonlaştırdın bizi ya. Hadi bırak artık yemek yiyelim. Baykuş. Ne dedi? Soru neydi? Hatırlamıyorum. Güvercin diyeceğim. Gün boyunca bir sürü güvercin gördüm. Peki de sıradaki soru. Bu kuşlar hangisi Norveç'te yaşıyor? Deve kuşu, saksağan, kel kartal. Kel kartal tabii ki de. Evet. Buralarda hiç görmedim. Pekala son soru. Aşağıdakilerden hangisi ağırlık olarak balık tüketir? Balıkçıl, şakrak kuşu, ağaç kakan. Yani balıkçıldır herhalde. Evet. Doğru gibi görünüyor. İlk kez bir şeye doğru cevap verdik arkadaşlar. Tamam hadi yemek yiyek ya. Çok konuştun sen ya. Bir şey soracağım. He? Bugün teyzesinin yanına gitmezsek ben çok üzülürüm. Arkadaşım teyzesi bizi beklemiyor ki. Ama gelin dedi. Bugün dışarıda oynarken komşum bir şey söyledi. Bak bu komşuları mahvederim ya. Kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geldi. Şimdi yemek öyle konuş. Annem gibi bir fahişi... Silah lazım diyorum size. Bu hiç olumsuz kelimeyi açıkla. Ya niye açıkladın? Bunun anlamı ne? Hayır. Anlamı açıklamak için çok gençsin. O kelimeyi asla kullanma ama iç çekiş tamam yemek istiyorum. Dur o zaman sana şunu kelimenin yiyelim. Kelimenin anlamını niye anlattık çocuğa? Hayır kötü bir şey diye anlattım yani anladın mı? Bir de şundan yiyelim zaten sana çalışıyoruz bunu da ye bunu da ye. Ah, al al beni de ye gel. Ah al bir de duş al. Komşularımız da çok kötü insanlar. Hiç sorma lan komşu kötü öğretmen kötü öğrenciler kötü. Çocuğa herkes hayvan gibi. İyi davranıyoruz. Ders çalışıyor bana iki kurmuşsun hayır hadi uyu. Yat uyu kız. Böyle bir şey başınıza gelse ne yapardınız gerçekten? Ben yorumlara yazın arkadaşlar size birden bir komşunuz böyle bir kelimese ne yaparsınız? Ve pazar. Günaydın. Bugün pazar. Yemek vakti. Evde çıkalım. Yemek bırakmamışsın. Dışarı çıkalım mı bugün? Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız abla onu be? Kızımızı gezmeye götürelim. Öyle bir seçeneğimiz var mı ki? Bilmiyorum. Yemin ederim bu oyunu yapan kişi ben olsaydım. Abi ellerim acıdı yemek pişirmekten ya. Luna Park yok. Kızımızı Luna Park'a götüremiyoruz mesela. Lan nereye gittin? Gel yemek yiyeceğiz. AVM'ye gidip kızıma araba almak istiyorum. Hiçbir yere gidemiyoruz. Gerçek para yatırıp araba alabilseydik ona mesela. Bisiklet oyunda öyle bir özellik yok ya herhalde. Para falan yatırmıyorsun bu arada. Tamam hadi git. Top oynayacağız yine. Çok tatlı. Oyun oynamak istiyor çünkü o bebek. Evet de yani durmadan bebek, çalışıp yemek yapıp. Ulan bir top oynadık diye niye acıktın? Güzel ya bir şeyler yapmak iyi olurdu. O zaman güzel ne bir şeyler yapalım. Yüzünü yıkayalım mesela. Ne yapalım? Sanırım okula gitmesini istemiyorum. Yemek de yiyelim. Durmadan yemek yiyoruz zaten. Ulan bütün yemeği yine bitirmiş ya. Yemin ediyorum bu çocuk bu kadar yiyip nasıl bu kadar zayıf kalıyor ya. Ne dedim ben? Ödevlerini de yapmış. Aferin sana. Hah uykusu geldi yine. Bomboş bir gün evet, geçirdik. Evet okula gitmedi. Bomboş bir gündü arkadaşlar. Niye dışarı çıkmadık? Pazardı bugün. Bilmiyorum ya. Sınav yarın iyi gidecek artık kafam kelimelerle dolu. Kuş kelimeleriyle yani uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Hayır belki yarın. Derslerine çalışması gerçekten iyi bir şey değil mi? Zaten o yüzden ders çalışıyor. Çünkü arkadaşlar onu dışlıyor. O yüzden yani çok fazla böyle arkadaş ortamı olsaydı bence çalışmazdı. İyi bir yandan yani. Çocuğumuz iyi o ders çalışıyor. Günaydın bugün için hazırım. Yine kitap geldi. Ay pardon mektup. Kim bakalım ne diyor mektupta. Ya. Hemen bakalım bir saniye kızım. Bizi gitmedik diye. Bence bu değil. Bunu geç. Bu mudur? Ulan boş mektupmuş ya habermiş ya. Arkadaşlar yani çok ağır ilerletiyor oyun. Bunu sevmiyorum ya. Evet sınav bugünmüş. Teşekkürler. Bir yemek yiyelim öyle git kız. Lan oğlum yemek yemek. Yemek yemedim. Okula geç kalmak istemiyorum diyor. Ne kadar akıllı. Dayak yemeye geç kalmak istemiyor. Ya inşallah bir şey yapmazlar. Fazla mesai mi kalsaydım? Niye kalayım ya, ben zırt pırt mesaiye. Eşek gibi çalışıp yemek alıyorum sadece. Para lazım, para. Eve hoş geldin, üzgünüm sınav. Çok iyi geçti. Beni kandırdı. Tebrikler. Bütün soruları doğru yaptın. Oy. Aferin kız, seni korkuttum değil mi? Oy ben seni yedim. Beni korkuttum. Bizi korkutmayı da biliyor. Oyun oynayabilir miyiz? Hadi birlikte bir şey yapalım, bir şey çizelim. Tamam dışarı çıkalım diyeceğim bu sefer. Yaşasın. Evet farklı bir şey yapalım. Oley be, dışarı çıkıyoruz be. Önce bir yemek, nereye ondan gideceğiz? Sonra. Göl kenarına gidelim, balık tutalım. Akşamda balık yeriz. Ne zamandır balık yemiyor. Uykum geldi. Dışarı çıkaracaktım, uykusu geldi. Çıkalım dışarı, uyumasın. Akşam dışarı çıkalım. Bayberk beni sevdiği için çok mutluyum. Diğer çocuklar gürültü yaptığında sinir bozucu oluyor. Onlara zararlarında bunu hak ediyorlar. O küçük birliği sadece okulun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben izlenemem çünkü gürültü yapmıyorum. Sanırım arkadaşız. Size bana haber ver tamam. O haklı okul önemli diyeceğim. Konular evet. Bir şey öğrenmek eğlenceli. Hadi uyu kız, çok konuşuyorsun yatarken sen ya. Diğer çocuklar bir içeri okul zor olabilir. Yatakta sohbet etmeyi çok seviyor. Evet en azından rahat etmek için bir numaram var. Ve hasta olduğumda evde kalmama izin veriyorsun. Bence bu gayet iyi, idare ediyoruz. Evet. Hayır uyu. Yazık. İyi geceler. Hadi uyu kız. Ve 5 Mayıs arkadaşlar bugün. Nasıl olduysa bu kadar. Bahar gelmiş. Bahar mı geldi? Harikayım. Bahar geldi. 15 dakika izin vermiyor. Zorbalar kaçabiliyorum. Dönük ölüyoruz. Aha çok hoş bir davranış. Bahar geldi. Dışarı çıkıyorum. Eğlenelim. Parka gidelim. Bayberk bunu önceden yolluyormuş dayak yemesin diye eve. Aferin. Evet ya birazcık erken gönderdin. Bayberk o öğretmenlere, öğrencilere niye kızmıyor? Ne bileyim. Yani öğretmenlere de kızması gerekiyor. Aha mektup. Ne mektubu yine? Yine mi haber? Hadi artık. Geç bunu. Aha işte beklediğimiz mektup geldi. 10 Mayıs'ta ziyarete gelin demiş. 10 Mayıs. 10 Mayıs'ta gidiyoruz. Bugün en kaçı? Salona git takvime bakayım. Bir dakika yemek yapmam lazım. Salona git takvime, bugün en kaçı? Bugün ayın sanırım 5'iydi ya. Ulan yemek yemedim. Geçmez şimdi 5 gün. Yap. Sen okula git. Ayın 5'iymiş. 5'i miymiş? Bence 5 gün birden atlayacağız. Sence? 5 gün geçmez. Yapma ya. 5 gün geçmez 5 gün ya arkadaşlar ya. Eve hoş geldin. 17 Mayıs hazırlanıyor da Mayıs'a günümüzmüş. Yakında herkes kutlama yapacak. Yaş yönünde olacak, yaş yönünde okula katılacak. Biraz belki biletlerimiz niye onlar aldı? Bizim paramız yok mu? Yok demek ki. Biz sadece kıza yemek alıyoruz. Paramız olmadığını nereden biliyor? Yani sadece yemek alıyoruz. Bu nehirde yüzerken buldum. Neyi aldın? Ne buldun? Hani ne? Göremedim. Üretim malzemesi almış sanırım. Olabilir. Şu yemeği yapayım da yemek yedireyim. Doymuyor abi bir de baksana bir tabak yemek yiyor şu kadar doluyor sadece. Uyumaya gidebilir miyim? Hemen uyu. Biraz kilo da alsan ne güzel olur. Yerinde olsam tombiş olurdum. Bugün iyi dedi ya. Bunu duymak pozitif şeylere odaklan dedim. Boşuna hikaye kurmuşsun. Hayır ya okuyamam git hele. Böyle yapıyorsun. Okumak istemiyorum. Sadece şu teyzesiyle gidip bunu bırakmak istiyorum. Evet. Orada kalsın. Gelmesin. Gerçekten. Evet yeter. Özlemez misin? Bilmiyorum. O kadar ona annelik babalık yaptık ben özlerim. Bu oyun biterse de üzülürüm bu arada. Bitmesin oyunda. Siz sevdiniz mi? Abi ama çalışan benim, yemek yapan benim, yediren benim. Yazık değil mi bana? Ben de annem. Ulan bütün yemeği yedi ya. Durmadan balık yediriyorum çocuğa. Bu kadar balık yemek. Bu zaten o sayede bu kadar zeki. Durmadan balık yiyor. Ne kadar pis. Yemek de yemedi, duş da almadı. Pis bir şekilde okula gidecek. Şimdi sonra ben dayak yiyorum. Yersin tabii. Arkadaşlar okula temiz ve düzenli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Evet, saçınızı örün. Kıyafetleriniz temiz olsun. Her gün duş alın okuldan geldikten sonra. Kesin dayak yiyecek bugün. Daha da pislenmiş. Okullar konuşuyor, çok heyecanlı olacak. Bayraklarımız var mı? Neden? Gitmek istiyorum. Geçişlerine katılmayacağız galiba. Belki hızlıca bir uğrarız. Evet hatırlıyorum. Orası güvenli olmayabilir. Bu adil değil. Yanlış bir şey yaptık. Kaçma kız sakın. Yemek yek ya. Kalbi taş. Sinire bak. Nasıl sinirlendi bana? Kaşları çattı. Sinire bakın. Ay suratsız. Dedim sana suratsız bu işine gelmediği zaman. Ama çok tatlıydı gülerken. Kızım üzdün ya. Ya arkadaş geçiş törenine katılmak istiyormuş. Ben de yok dedim. Niye yok dedin? Çok geç oldu diyeceğim. Of iyi geceler öyleyse. Niye izin vermedin geçiş törenine katılmak? Tamam bir sonraki hikayeyi okuyacağım bu arada. Kaç Mayıs'tı? Ayın 10'unda. Ayın 10'unda 3 gün kaldı. Yemek yek gel. Bana göz kulak olabileceğini söylüyor dedi. Belki çok iyi biri diyeceğim tamam. Yani gidebilir miyiz? Evet, git hadi git tamam. Evet. Karen orada istenmiyoruz. Tamam ufaklık gideceğiz diyeceğim. Yaşasın güzel olacak. Karin bir şey söyleyeceğim canım. Az yesene ya. Orada başımıza bir şeyler gelecek. Bence de gelecek ama yapacak bir şey yok. Geçiş töreninde bize bir şeyler yapacak. Ama hadi uyu hemen uyu. Uyu hadi. Şu onu gelsin de teyzene verebileceğiz mi bakalım sana? Ben onu teyzesine verirsek çok üzülüyorum. Bence üzülmezsin. Üzülürüm. Arkada oturmuş çocuğu izliyorsun. Burada yemek yapan benim. Evi temizleyen benim. Çalışan benim. Her şeyi yapan benim. Her şeyi ben yapıyorum. Ben böyle söyleniyor muyum? Yine mektup geldi. Hemen mektuba bakalım. Bence teyzesinden geldi bu arada. Şu mektuplara bak. Oldu paşam. Başka bir emrin var mı? Şu mektuplara bak diyor bir de. Tamam. Başka mektup yok mu? Abi yine yemek yok. Arkadaşlar bunun bu kadar yemek yemesi normal mi ya? Kocaman oluyor, biliyor. Büyüdükçe daha çok yiyor. Ama tamam da bayrak alabilir miyim? Evet de. Uslu bir çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin Karim. Şu yemeği niye? Lan yemek ya! Bence ne olursa olsun Mehmet iyi baba ya. Gerçek hayatta çok iyi baba bu arada. Oyunda mı? Ama oyunda çok sabırsızsın ve kızına kötü davranıyorsun. Ya kötü davranmak istemiyorum ama yoruldum. Seni biraz sinirlendiriyor. Öykü böyle yapsaydı ona da sinirlenir miydin? Bayrak aldım anne. Bayrak al. Kızımıza bayrak aldık. Yemin ediyorum çocuğa oyuncak aldım ya. Kamyon aldık. Aldık mı? Aldım valla. Oyuncağı da verin. Oyuncak da aldım. Şu yemekleri bir yapayım da. Bu benim için mi? Çok güzelmiş. Aynen, teşekkürler. Bunu odama koyacağım, hadi git. Oyuncak aldık, sevindi. Bayrak aldık, sevindi. Keşke çantayı da alabilseydik. Ne alabilirsek? Onun için iyi şeyler yapmak bana iyi geliyor. Çantayı almadık ya ilk bölümde. Hey ya, çantayı alsaydık iyiydi. Bence tüm hayatı değişecekti, biliyor musun? Çantası yok diye belki de arkadaşlar kötü davranıyor falan. Yatağa hadi, tamam, uyuyacakmış yine. Duş aldırabilirsem. Uyu bebeğim, az kaldı. Cumartesi gidiyoruz. Yok cumartesi değil, ayın 10'unda. Hangi güne geliyor? Yarın kutlamam var, rica ederim. Tamam hadi, hayır geç oldu. Korktum. Ne oldu? Sertleştirdi dedi sandım. Yokluk yumuşattı bu. Ay çok korktum. Oyuncak aldık, niye kalbi sertleşsin? Bugün ayın 9'u, yarın yani cumartesi günü teyzesinin yanına gidiyoruz. Biletlerimizi almış. Evet, selam. Hadi yemek ye gel. Söylesek keşke yarın gideceğimizi, mutlu olur biliyor musun? Temiz git, temiz. Bir tane kıyafet de alamıyorsun. Sen niye yine üzgünsün? Ben çalışıyorum, benim üzgün olmam lazım. Eşek gibi işe gittim şimdi. Babalar çalışır, para kazanır, eve para getirir. Babalar! Anneler de kızımıza selam, yemek yapar. Selam, günün nasıldı? Büyük anne ve büyük babanın teyzeni ziyaret edeceğiz dedim. Büyük annem ve büyük babam mı var? İyi insanlar mı? Hayır, naziler. Onları ne zaman ziyaret edeceğiz? Yani onları trenle ziyaret edeceğiz. Hayır, annesinin. Annesi nazi değiller. Vay canına, bir trene bineceğim. Bu harika, sabırsızlanıyorum. Bence nazi değiller. Şaka yaptım ya, ben ne bileyim annesi nazi mi değil mi? Hayır, babası Nazi. Nazi askeri ya. Nazi ne demek? Alman savaşçısı işte onlar. Bu tren bu kadar hızlı gidebilir. Alman mı acaba? Oldukça hızlıydı. Evinden mi oturacağız? Çok soru soruyorsun ya. Sorun da istediğiniz yerde otururuz. Tamam, söz. Saatlerce mi? Sadece birkaç saat. Trenle gideceğiz. Bu kadar soru yeterli diye cevap vardı. Keşke onu ama sorusunu. Çok merak ediyor çocuğumuz. Çok merak ediyor ya. İlk defa görecek teyzesini ya. Anla biraz insan halinden. Tren çizmiş. Ben sana yemek zamanı geldi ya. Yordum çocuklar beni. Hep böyle ya. Mesela bir şey yapacaklarsa hep böyle hayal dünyası yani. O çizdikleri resim hep hayal dünyası. Tamam, uykun geldi. Hadi git uyu git. Şimdi uyurken de 50 tane soru soracak. Evet. Soruyor tüm yolcular yüzünden değil mi? Yarın göreceksin artık, yatma zamanı. Hadi uyu. Evet hadi, uyursan yarın olur. Hiç benden hikaye de isteme uyurken. Hayır, çünkü yarın trene biniyorduk hani. Yarın önemli bir gün, hemen uyuman lazım. Evet hadi uyu. Gidiyoruz. Hazır mısın? Bugün cuma, güneş doğdu. Oley! İşte geldim, günaydın. Hadi gidelim trene. Selam, trene heyecanlısın değil mi? Evet, çok heyecanlı olacak ama hadi. Gitmiyoruz diyormuşum. Ne tür insan olduklarını göreceğiz. Oraya kadar bilet alıp çağırdılarsa iyi insanlardır herhalde, değil mi arkadaşlar? Biletimizi almışlar yani. Gerginim, sorun olmayacak, benim yanımda güvenlisin. Hadi gidelim. Hadi, tamam. Bir yemek yiyebilir miyiz önce? Yemek ye, orada bize yemek yapmazlar falan, tamam, aç kalırız. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidemedik. Önce yemek alayım. Tren istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Çok heyecanlıyım. Top mu oynayacağız gitmeden? Allah'ım ya Rabbi ya. Gitmeden niye oyun oynuyoruz? Zaten orada eğleneceksin. Hadi gidelim. Gitme zamanı geldi, hemen döneceğim. Tamam, hazırım. Hadi gidelim. Okula mı gidiyor? Hayır, trene gidiyor. Ana ya, trendeyiz. Ya ilk defa trene bindik. Daha önce arkadaşlara bak. Gergrot ki onun kim olduğunu görüyor musun? Kimmiş lan? Bizle ilgili konuşuyorlar sanırım şunlar. Bence bir Alman öğretmeni ben sana gerçekten mi? Sen söyleyince tanıdık yani. Ya bak ben... Düşünebiliyor musun? İnsanlıkta bir tane izin veriyorlar. Ülkeleri kalmalarını öyle. Sence o nasıl ifadeleri bildiklerini ne yapacaklar ha? Küçük ihtimalle tekrar geçmek için komplo kurarlar. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yaptılar. Çok kötü şeyler konuşuyorlar bizim hakkımızda şu an. Çocuk duymadı tabii ama bu kadar kötü şeyler söylediler arkadaşlar. Geldik arkadaşlar şu anda. Torununuzla tanışın. Niye onlar da kötü insanlar gibi? Evet. Niye siyahlar? Güzel bir eviniz varmış diyeceğim. Biraz sefil görünüyor. Tembel misin kızım? Ne kadar kötü bir soru. Okulda başarılı mısın kızım? Tembellik etmiyorsun değil mi? Norveçliler çalışkandır. Biz basit insanlar değiliz. Senin türün gibi değil. Anne lütfen böyle şeyler söyleme. Karin arkaya çıkıyor. Özellikle ödevlerde bile alıyor. Ödevler ha? Diğerlerine göre özel muamele görüyor, öyle mi? Domuzlardan önce inciler. Nazik olun. Onları davet ettim ve siz kibar olmaya çalışacağını söylediniz. Karin biliyor musun, gözlerini annenden almışsın. Biliyor musun, çok uzakta yaşamıyor. Bu arada ses çok rahatsız etti beni. Keşke annesiyle oraya gitmeyi düşünmeyin bile. Eğer böyle oraya gelseydi kafasını koparırlardı. Ne? Hey, seninle konuşurken bize bak evlat. Ona terbiye öğretmedin mi? Ne bekliyordun? Ne kadar kötü davranıyor. Bu lezzetli bir yemek olmuş anne, bizim için zahmete girdin. Ayşe bile beğenmenize sevindim. Hey, sana bir soru sordu. Kız hiç terbiyesi olmamasına şaşmamalı. Keşke getirmeseydik. Bayıldık. Bunu bir ara Karin'e pişirmeliyim. Pişirmelisin. Bu ayrı tarif. İyi şeyler diye söylemeye çalışıyorum ki hiç kötü olmasın diye. Bu insanlar çöp, aile değil. Çok gergin. Onun adını ağzına alma, aptalca bir hata yaptı baksana. Bu kadar da fazla. Sizinle sadece 5 dakika konuşmak için anlaşmıştık. Şimdi gerçekten sinirlenmeden önce buradan defolun. Niye geldik? Niye çağırdınız o zaman? Ben çok üzgünüm, annem öyle demek istemedi. Sorun değil, gidiyoruz. Sakin ol seni aşağılık cadı, gidiyoruz. Aşağılık cadı da. Aa, bizi kovdular arkadaşlar. Ama bu konu çok önemli çünkü hani gördükleriniz ilişkini düşünmüştüm. Korkunçlar. Bak bu kağıtların babamın masasında buldum. İşte onlar yanına al lütfen. Davranış çıkarım, çok üzgünüm. Gidiyoruz. Karin çok üzgün. Bu deneyimi yaşamak zorunda kaldığım için üzgünüm desene. Çalışmada Karin Alman ailesi hakkında bilgi var. Dostluk dolabına dokunun diyor. Bir videonun daha, bir bölümün daha sonuna geldik. Aslında bu bölümde ben bitirmeyi düşünüyordum ama gerçekten hem çok uzun hem de gerçekten çok fazla şey yaşadık bu bölümde. Karin'in ailesini bulduk fakat yine de bizi kabul etmediler. Bize kötü davrandılar. Karin'e de çok kötü davrandılar. Madem öyle bizi niye çağırdınız? Trenle oraya kadar niye geldik? İnsanlar da çok kötü. Yani trendeki koskoca insanlar çocuğa çok kötü şeyler söylüyor. Gerçekten bu tarz şeyler yaşandı mı ya da yaşanmış mıydı bilmiyorum ama eğer yaşandıysa bile insanlar gerçekten kalpleri taşlanmış yani. Çok kötü yani. Ailesi ne olursa olsun. Serinin devamı gelsin istiyorsanız, Karin'le hayatımız devam etsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirtip videoya like atmayı unutmayın. Daha önceden Puppy Playtime'ı da Gamze ile beraber oynamıştık. Puppy Playtime'ın da devamı gelsin istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtmeyi isteriz. Seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.